Evet arkadaşlar merhabalar. Ehliyet sınav sorularını çözüyoruz. Örnek sınav soruları. Instagram Nedim Şeker Akademi'den ve YouTube Nedim Şeker Akademi ve Ehliyet Alıyorum kanalına abone olarak çıkmış ve çıkabilecek tüm soruları, konuları takip ederek 90 ve üzeri not alabilirsiniz. Hepinize başarılar diliyoruz ve başlıyoruz. Evet. 5 yıldızlı gurur tablomuzda Fatih Yılmaz hocam az önce sınavdan çıktım. Sizlerin desteğiyle 92 puan aldım. Çok teşekkür ediyorum. Nedim Şeker Akademi ve ehliyet alıyorum olarak bizler de tabii ki tebrik ediyoruz. Harika puan direksiyon sınavında başarılar diliyoruz Fatih'e ve sorulardan başlayalım hemen hızlı bir şekilde. Evet arkadaşlar. Hemen hızlı bir şekilde yayınımıza başlayalım. Sorumuz geldi. Aşağıdakilerden hangisi Karayolları Genel Müdürlüğü'nün görevlerinden biri değildir? A. Şehir içindeki açık ve kapalı otoparklara izin vermek. Karayollarındaki hız sınırlarını belirleyip işaretlemek. Karayollarındaki işaretleme standartlarını tespit ve kontrol etmek. Karayolu güvenliğini ilgilendiren konulardaki projeleri incelemek ve onaylamak. Evet, şimdi burada bize sorulan Karayolları Genel Müdürlüğü'nün görevlerinden birisi değildir. Hangisi değildir diyor arkadaşlar. Ona bakalım. Hemen cevaplarınızı yazın lütfen. Adana seçeneği diyorsunuz. Evet. Şehir içindeki açık ve kapalı otoparklara izin vermek Karayolları Genel Müdürlüğü'nün görevlerinden birisi değildir. Tabii ki nedir? Şehir içindeki açık ve kapalı otoparklara izin vermek. Belediyelerin görevidir, değil mi? Evet, Adana seçeneği tebrik ederiz arkadaşlar. Hoş geldiniz. Tekrar hızlı bir şekilde başladık. Bakın banko sınav sorularından, yıldızlı sorulardan hemen ikinci sorumuza geçelim. Aşağıdakilerden hangisi araçlar için duraklamayı ifade eder? A. Yolcu indirirken beklemek. B. 5 dakikadan fazla beklemek. C. Kırmızı ışık yanarken beklemek. D. Görevlilerce verilen emirle durmak. Evet. Arkadaşlar hoş geldiniz. İyisiniz inşallah. Bu sorular gireceğiniz sınavda banko sorular olarak karşınıza çıkacak. Yayınımıza katılan herkes 90 ve üzeri not bekliyoruz tabii ki. Evet nedir? Duraklamayı ifade eder. Hangisi duraklamayı ifade eder? Duraklama nedir? Değil mi? Durma, duraklama, park etme. Bunları derslere gelen arkadaşlarla çözmüştük, değil mi? Çözmüştük. Duraklamanın ne olduğunu, durmanın ne olduğunu, park etmenin ne olduğunu detaylı bir şekilde anlatmıştık. Durma neydi? Durma her şeyden önce zorunluluktu, değil mi? Kırmızı ışıkta beklemek durmadır. Görevlilerce verilen emirle durmak durmadır. Yolcu indirirken, bakın, indirirken beklemek neyi ifade ediyor? Tabii ki duraklamayı ifade eder, değil mi? Duraklamayı ifade eder. Cevabımız Adana seçeneği. Evet, Adana seçeneği diyenler doğru diyor. 5 dakikadan fazla beklemek neye girer? 5 dakikadan fazla beklemek de tabii ki duraklamayı değil, park etmeyi bize gösteriyor. Evet, hemen 3'e geçelim.
Üçüncü soru şöyle. Aşağıdakilerden hangisinde takograf cihazı bulundurulması ve kullanılması zorunludur? Takograf cihazını sormuşlar. Otobüs, minibüs, taksi, dolmuş taksi. Takograf cihazı bulundurulması ve kullanılması zorunlu olan hangisidir? Bakın. Hangisidir? Otobüs, minibüs, taksi, dolmuş taksi. Yine cevabın Adana seçeneği olduğunu söylüyorsunuz Hatice, Esra, Büşra. Evet, takograf cihazı otobüs, kamyon ve çekicilerde bulunur, değil mi? Çekicilerde bulunur ama otomobilde bulunmaz, diğer araçlarda. Bakın burada minibüste, takside, dolmuş takside takograf cihazı bulunmaz. Evet, Adana seçeneği doğru cevap. Hemen geçelim dördüncü sorumuza. Evet, yeni gelen arkadaşlarımız var. Hoş geldiniz. Hızlı bir şekilde başladık. Sınavlarınıza başarılar diledik. Ve dördüncü sorumuza devam ediyoruz. Kavşağa yaklaşan bir sürücü trafik işaret ışığının aralıklarla kırmızı yanıp söndüğünü fark etmiştir. Bu durumda sürücü nasıl davranmalıdır? A. Durmalı, ilk geçiş hakkını kendisi kullanmalı. B. Hızını sabit tutmalı, kontrollü bir şekilde geçmeli. C. Hızını azaltmalı, kontrollü bir şekilde durmadan geçmeli. D. Durmalı, ilk geçiş hakkını diğer yönden gelen araçlara vermeli. Evet, bu soru da bakın banko sorulardan. Eminim ki bu soruyu da hepiniz derslerde girdiniz, derslerde hocalarınız da size anlattı diye biliyorum. Evet. Aralıklarla yanıp sönen, bakın aralıklarla kırmızı yanıp söndüğünü fark etmiştir. Böyle bir durumda ne yapmalısınız? Böyle bir durumda ne yapmanız gerekiyor? Evet arkadaşlar. Biraz daha hızlı olalım. Hızlı bir şekilde cevaplarımızı geçelim. Çok beklemeden. Bir kere kırmızı ışık, değil mi? Kırmızı ışık. Büşra, Enes, Satı, Esra, Denizli seçeneği diyorsunuz. Öncelikle diyorsunuz ki hocam durmalıdır. Durmalıdır. İlk geçiş hakkını diğer yönden gelen araçlara vermelidir diyorsunuz. Tebrik ediyorum. Aralıklı yanıp sönen kırmızı ışıkta, kırmızı ışıkta duruyoruz. Karşımızdan gelen araçlar varsa ilk geçiş hakkını karşımızdaki araçlara vermek zorundayız. Tabii ki tebrik ederiz. 4'te 4 devam ediyorsunuz. Evet, hemen geçelim. 5. sorumuz. Evet, 5. Arkadaşlar, katılan tüm arkadaşlarımız lütfen doğru yanlış mutlaka cevap verin. Hiç önemli değil. Yani yanlış cevap vermeniz hiç önemli değil. Ha burada yanlış cevap verdiniz, doğru cevap verdiniz çok da önemli değil. Önemli olan gerçek sınavda hiç yanlış cevap vermeden 100 alabilmektir amacımız. 5. sorumuza geçtik. Karayolunda bir birim olarak seyretmek üzere birbirine bağlanmış en çok 2 romortan oluşan araçlara ne ad verilir? Bakın, ne ad verilir? A. Arazi taşıdı. B. Taşıt katarı. C. Kamp taşıdı. D. Umum servis aracı. Sınavdan önce, bakın sınavdan önce bu yayını özellikle arkadaşlar canlı yayını ne zaman yapacaksınız diye istediler. Bizler de sınavın kısa zamanda olacağını zaten biliyoruz. Sizlerin sınavlarını. Onun için canlı yayın açtık. Evet. Şu anda nedir 5. sorunun doğru cevabı? Evet. 5. sorunun doğru cevabının da taşıt katarı olduğunu belirtiyorsunuz. Doğru cevap Bursa seçeneğidir. Hemen geçelim 6'ya.
Evet, bakalım 50'de kaç tane soru yapacaksınız arkadaşlar? Çok önemli. 50 soruda kaç tane net yapacaksınız? Buradaki yaptığınız netler gerçeksizse de sağa yanaş. Trafik polisinin bize neyi sormuş? Hareketini sormuş, değil mi? Hareketini sormuş. Şimdi trafik polisinin gösterdiği şey nedir? Hareket nedir? Dur hızdan yavaşla sağa yanaş. Evet. Sağa yanaş, hızlan, dur. Evet, bu da neyi gösteriyor? Yavaşla, değil mi? Yavaşlayı gösteriyor. Evet, yavaşla. Cevabımız Ceyhan seçeneğidir. Hemen 7'ye geçelim. 7. sormuş şöyle. Şekle göre hangi numaralı yollar tali yoldur? Bir iki, bir üç, iki dört, üç dört. Evet, bize neyi soruyor? Tali yol. Tali yolda hangi araçlar tali yoldadır? Evet, hangisi tali yoldadır arkadaşlar? Burada tali yoldaki olan araçları sormuşlar bize. Dikkat ederseniz bir numara tali yolda yol ver işaretinin olduğu ve üç numaranın tali yolda olduğunu bize bildiriyor. Bir ile üç değil mi? Bir ile üçtür cevabımız. Evet, cevabımız Bursa seçeneğidir. Harika gidiyorsunuz. Hemen geçelim. 8. soru. Banko sorulardan yine şekildeki trafik işaretinin bulunduğu yola aşağıdaki taşıtlardan hangisi girebilir? Hangisi girebilir diyor bakın. Otomobil, kamyon, motosiklet, otobüs. İşaretin olduğu yola hangisi girebilir diyor bakın. Hangisi girebilir? Buna özellikle dikkat edin arkadaşlar. Bu soru sık sık sınavda çıkıyor. Sizlere de gelir. Evet. Tabii ki otomobil, kamyon, otobüs. Burada dikkat ederseniz bu işaretin anlamı nedir? Motosiklet hariç motorlu taşıt trafiğine kapalı yolu gösterir, işareti gösterir bize. Motosiklet girebilir, diğer motorlu taşıtların buraya ne yapamayacağını, giremeyeceğini bildiriyor. Evet, bildiriyor. Cevabımız, bak Esra Adana seçeneği diyor otomobil. Şimdi dikkat edin burada girebilir diyor bakın. Girebilir. Bu işaretin anlamı giremez bakın. Giremez. Yani burada dikkat ederseniz otomobil resmi var. Yuvarlak tanzim işareti. Bunun anlamı nedir? Yasak olan, değil mi? Yani otomobil buraya giremez. Şimdi giremez bakın. Girebilir diyor. Otomobil giremez. Tam tersi. Otomobil, kamyon ve otobüs giremez. Sadece ve sadece ne girer? Motosiklet girer olacak. Cevap Ceyhan seçeneğidir. Hemen geçiyoruz 9. sorumuza. Şekildeki trafik işareti neyi bildirir? A. Kasisli yola girileceğini. B. Yolda çalışma olduğunu. C. Yolun trafiğe kapalı olduğunu. D. Motorlu taşıtların giremeyeceğini. Evet, bakın. Şekildeki trafik işareti neyi bildiriyor? Arkadaşlar, kasisli yola girileceğini, yolda çalışma olduğunu, yolun trafiğe kapalı olduğunu, motor taşıtların giremeyeceğini. Tabii ki burada bir
Trafik tehlike uyarı işaretlerinden kasisli yol değil mi? Kasisli yola girileceğini bize bildiriyor. Hızınızı azaltın, takip mesafenizi artırın diye bizi uyarıyor Adana seçeneği. Tebrik ediyorum hepinizi ve geçelim hızlı bir şekilde. 10. sorumuz. Bu sorular saniyede çözülecek sorular. Sizler için çok çok kolay bir sorular tabii ki. Şekildeki trafik işareti aşağıdakilerden hangisine yaklaşıldığını bildirir? A. Okul geçidine, B. yürüyüş yoluna, C. gençlik kampına, D. alt veya üst geçitlere. Evet, okul, yürüyüş, gençlik, alt ve üst geçit olarak verilmiş. Eminim ki bu işaretlerin anlamlarını işaretleri mutlaka tekrarlayın arkadaşlar sınavdan önce. İşaretlerden bakın 8-10 tane soru geliyor. Onun için işaretler sizin için çok çok önemli. Bu işaretin anlamı da nedir? Okul geçidine yaklaşıldığını bize bildiriyor. Hızınızı azaltın, takip mesafenizi de artırın diye bize yine işaret bildiriyor. 11. sorumuz. Şekildeki trafik işareti aşağıdakilerden hangisini bildirir? A. Kamyon garajını, B. Kamyonun giremeyeceğini, B. kamyonun giremeyeceğini, C. Kamyon için geçme yasağının sona erdiğini, D. kamyon için azami hız sınırlaması olduğunu. Evet, sorular kolay mı zor mu şu ana kadar? Eminim ki sizler için çok çok kolay diyorsunuz. Evet, geçelim. İşaretin anlamı nedir? Trafik tanzim işareti değil mi? Yuvarlak, yasak. Yasaklar neyi gösteriyor bize? Kamyonun giremeyeceğini bize bildiriyor. Bursa seçeneği doğru cevap. Hemen 12'ye geçelim. Sorular biraz şimdi zorlaşmaya başladı. Evet, şekildeki karayolu bölümünde hangi numaralı taşıdığın ok yönündeki hareketi yasaktır? Ok yönündeki hareketi yasaktır. 1 numara, 2 numara, 3 numara ve 4 numara. Evet. Bize hangi numaralı taşıdığın ok yönündeki hareketi yasaktır diyor. Yasaktır diyor bakın. Şimdi bakın burada dikkat ölçmüşler. Bu soruda dikkat ölçülmüş. Bakalım arkadaşlarımız ne kadar dikkatliler diye. Dikkat edin. Bir nolu araçtan başlar. Bir nolu araç sağa dönüş yapıyor. Herhangi bir bu işaretle ilgisi alakası yok. Şurada dikkat ederseniz giriş yasak. Bakın sağa dönüş yapıyor. Yapabilir. İki numara. Bakın iki nolu araç sürücüsü. Sola dönüş yapıyor. Yani karşıya geçecek. Kesinlikle ne yapamaz? Geçemez değil mi? Geçemez. Bursa seçeneği doğru cevap. İki nolu aracın karşı yöne girmesi nedir? Yasaktır. Ama dikkat edin. Dört nolu araç düz gidiyor. Bu işaretle hiçbir ilgisi alakası yok. Değil mi? Hiçbir alakası yok. Üç nolu araç da düz gidiyor. Yine işaretle bir ilgisi yok. Burada iki nolu aracın, bakın iki nolu aracın sola dönüş yapacağını, yasak olduğunu bize şuradaki trafik işareti, trafik tanzim işareti bize bildiriyor. Cevabımızın da Bursa olduğunu bize gösteriyor. İşte bakın ne yaptık? Çok basit bir soruyu yanlış yapabiliyoruz. Bakın yanlış yapabiliyoruz. Burada önemli olan dikkatinizi verebilmek.
hangi yolu temsil eder? Esra tabii ki şu anda iki nolu aracı değil mi? İki nolu aracı temsil ediyor. İki nolu araç, bakın işareti ne yapmış? Bakın çizgiye dikkat ederseniz sola dönüş yapıyor. Sola dönüş yapan kim? İki nolu araç. İki nolu araç dört nolu aracı temsil etmez. Dört nolu aracı nasıl temsil eder? Dört nolu araç sürücüsü eğer sinyalini sağa vermiş olsaydı evet o zaman giremezdi değil mi? Bakın giremezdi. Onun için levhalara çok iyi bakın. Acele etmeyin. Acele etmeyin. Sorularınız kolay. Sadece dikkatiniz çok önemli. Dikkatiniz çok önemlidir. Hemen geçelim 13. sorumuza. Suçun işlendiği tarihten itibaren geriye doğru 5 yıl içinde 0,50 promilin üzerinde alkollü olduğu ikinci defa tespit edilen sürücünün sürücü belgesi ne kadar süreli geri alınır? 30 gün, 3 ay, 6 ay, 2 yıl. İkinci defa tespit edilen sürücünün sürücü belgesi alkol 5 yıl içerisinde 0,50 promilin üzerinde alkollü olan bir sürücü ikinci defa yakalanırsa ne kadar süreyle ehliyetine el konuluyor? El konuluyor. Bunu çok iyi biliyorsunuz. Birinci defada 6 ay, ikinci defada 2 yıl, üçüncü defada da yine 5 yıl süreyle ehliyetlerine el konulur. Cevabımız Denizli seçeneğidir. Evet, geçelim hemen 14. 14. soru banko sınav sorularınızdan. Bakın banko sorularınızdan. Şekildeki karayolu bölümünde yan yana çizilmiş kesik ve devamlı yol çizgileri sürücülere aşağıdakilerden hangisini bildirir? Bakın çift yönlü yoldan tek yönlü yola girileceğini, her iki yönde seyreden araçların bölünmüş yola gireceğini, C her iki yönde seyreden araçların şerit değiştiremeyeceğini, D devamlı çizgi tarafındaki araçların şerit değiştiremeyeceğini. Evet, burada da yine bize dikkat ölçüyor. Derslerde de anlattık. Devamlı yol çizgisinin ne anlama geldiğini, kesik çizgilerin ne anlama geldiğini biliyorsunuz, değil mi? Evet, Uysal hoş geldin. Devamlı çizgi tarafındaki araçların, değil mi? Devamlı çizgi tarafındaki araçların şerit değiştiremeyeceğini bize ne yapıyor? Bildiriyor. Devamlı çizgi bakın. Devamlı çizgi şerit değiştiremeyeceğini, kesik kesik çizginin ise şerit değiştireceğini nedir bize bildiriyor. Cevabımız Denizli seçeneğidir. Tebrikler. Hemen geçelim. 15. Şekildeki aracın sürücüsü. Aracımız bu bakın. Dönen kavşaktan geriye dönüş yapmak için hangi şeridi izlemelidir? A. İstediği şeridi. B. 1 numaralı şeridi. C. 2 numaralı şeridi. D. 3 numaralı şeridi. Aracımız geriye dönüş yapacak. Burada hangi şeride geçmelidir sizce? Sizce hangi şeride geçmelidir? Yine döner kavşaklarda söylemiştik değil mi? Döner kavşağı en yakın araç ilk geçiş hakkına sahiptir. Ve burada geriye dönüş ya da sola dönüş yapmak isteyen araç sürücüsü, bakın araç sürücüsü bir nolu şeride geçmesi gerekmektedir. Bursa seçeneği doğru cevap. Eğer araç sağa dönüş yapacaksa 3 nolu şeride geçmesi gerekiyor. Evet, burada da yine Bursa seçeneği doğru cevap. Hemen geçelim 16'ya. Bakın 16'da yine sizin için çok kolay kavşak sorusu geldi bakın. Şekildeki gibi bir kavşakta karşılaşan araçların
Geçiş hakkı sıralaması nasıl olmalıdır? Geçiş hakkı sıralaması. 1, 2, 3, 4, 4, 1, 2, 3, 2, 1, 4, 3, 1, 4, 3, 2. Tabii ki kavşak sorularını çözerken püf noktamız, formülümüz nedir? Onu çok iyi biliyorsunuz. Onu anlatmamız gerek kalmadı, değil mi? Evet. Hangisidir? Bakın bu soru da yine banko. Arkadaşlar %100. %100 size gelecek sorular arasında. Bu soruyu yapan arkadaşlarımız kesinlikle kavşakları çok iyi anladılar. Eğer bu soruyu tam anladıysanız, bakın tam anladıysanız kesinlikle kavşaklarla ilgili gelen tüm soruları çok rahatlıkla yapabilirsiniz. Zaten konu anlattık. Kontrollü kontrolsüz kavşak soruların tamam konusu anlatıldı. Nedim Şeker Akademi'de de ehliyet alıyorum'da da var. Evet, ben bu konuyu hiç anlamadım diyorsun Esra. Ben sana hemen hızlı bir şekilde anlatayım. Bak anlatayım. İyi dinle Esra. Şimdi bu konunun özeti şudur. Dönüş yapan araçlar en son geçer. Önce bunu bir yuvarlak içine al. Bak dönüş yapan kim? 3 numara. Dönüş yapan kim? 2 numara. Bunları bekletiyorsun. Bak, bunları bekletiyorsun. Sonra ne kaldı elinde? 4 ile 1. Bak dikkat et. 4 ile 1. Şimdi 4 ile 1. İkisi de düz gidiyor. Kim kimin sağında? Bak 4'ün sağında 1 nolu araç var. Bak 1. Demek ki en sağda bir numara var. Yani dörtten önce bir geçecek. Önce biri yazdım. Sonra düz giden dördü yazdım. Bak aldım dördü. Şimdi ikisini de geçirdim gitti. Ne kaldı? Bak ne kaldı? Sağdaki evet sağdaki bir numara dört numara gitti. Düz gittikleri için. Sonra dönüş yapan araçlara geldim. Dönüş yapan iki numara üç numara var. Kim kimin sağında? Bak iki nolu aracın sağında 3 numara var. İkisi de dönüş yaptığı için. İkinin aynı düz giden gibi düşün. İkinin sağında 3 olduğu için önce 3'ü geçirdim. Sonra da en son 2'yi geçirdim. Sorumuzun cevabı nedir? 1, 4, 3, 2, 1, 4, 3, 2 hangisidir? Denizli seçeneği. Bak burada bize şunu sorsaydılar. Bakın şöyle sorsaydılar. Şekildeki gibi bir kavşakta karşılaşan araçların geçiş hakkı sıralamasına göre ilk hangisi geçer demiş olsaydı o zaman ne diyecektik? Bir numara değil mi? Bir numara geçer. Evet Esra, bu kontrollü kontrolsüz kavşak konusu YouTube kanalında var. Detaylı bir şekilde hem konuyu hem de soruları anlattık. Oradan tekrar edebilirsiniz. Başarılar diliyorum. Eminim ki bu soruların içerisinde yine var. Devam ediyoruz. 17. 17. sorumuza geldik. Sürücünün aracını hareket ettirmesiyle birlikte trafikteki diğer yol kullanıcılarıyla iletişimi başlar. Ve aracını park edinceye kadar da bu iletişim sürer. Buna göre aşağıdakilerden hangisi trafikte olumlu yönde İletişim kurma becerisine örnektir. A. Korkutmak veya şaşırtmak. B. Su ve çamur ve benzerlerini sıçratmak. C. Sola ya da sağa dönüş yapmadan önce sinyal vermek. D. Sigara külü ve izmaritlerini veya başka şeyleri yola atıp dökmek. Evet. Bu ara çayımızdan da yudumlayalım. 17. soruya geldik. Hak ettik çayımızı da değil mi? Teşekkür ederiz. Sizler de çayınızı kahvenizi içiyorsunuz eminim ki. Evet arkadaşlar tekrar hoş geldiniz. Yeni gelen arkadaşlarımız var.
Yani şu ana kadar 17. soruya geldik. Daha sonra diğer soruları da çözebilirsiniz yayından sonra. Evet, cevabımız nedir? 17. sorunun doğru cevabı nedir? Trafikte olumlu yönde iletişim kurma becerisi diyor. Bakın, buna çok dikkat edin. Sola ya da sağa, değil mi? Dönüş yapmadan önce ne yapmanız gerekiyor? Sinyal vermeniz gerekiyor, değil mi? Sola ya da sağa dönüş yapmadan önce sinyal vermek. Sinyal vermek, ben her zaman derslerde de anlatıyorum arkadaşlara. Diyorum ki farkındalık oluşturmaktır. Bu olumlu bir davranıştır. İletişim kurmaktır. İletişim kurmanın birinci noktası sinyaldir, değil mi? Sağa ya da sola gideceksiniz. Arkadaki gelen sürücüye neyi bildiriyorsunuz? Evet, ben bak sağa sola geçeceğim, gideceğim, bana fazla yaklaşma diye uyarıda bulunuyorsunuz, değil mi? Uyarıda bulunuyorsunuz. Kaza yapılmasını orada engelliyorsunuz. Evet, geçelim hemen 18. soruya. Tebrik ederim bu arada. 18. Yine banko sorular. Bugün banko sorular hazırladık sizlere, katılan arkadaşlar. Şanslı tabii ki. Onu söyleyeyim. Çünkü talep çok fazla geldi. Hocam neden yayın yapmıyorsunuz diye. 18 şöyle: aşağıdakilerden hangisinin temel işlevi çarpma anında oluşabilecek etkileri vücudun daha güçlü bölgelerine yönlendirerek ölüm ve yaralanma riskini azaltmaktadır? A. Kliko, B. Reflektör, C. Emniyet kemeri, D. Çekme halatı. Evet, hangisidir? Evet, tabii ki emniyet kemeri diyorsunuz. Tebrik ederiz. Ceyhan seçeneği doğru cevap. Evet, Ceyhan seçeneği doğru cevap. Evet, geçelim 19. soruya. Yine banko sorulardan, şekildeki park etme ilgi işaretine göre hangi numaralı araçlar yanlış park etmiştir? A 3, B 1 ile 2, C 1 ile 3, D 2 ile 3. Evet, yanlış park eden. Yanlış park eden hangisi? Bu soru da, bakın arkadaşlar, bu soruda da bir açıklama yapayım. Bu soru da geldiğinde yine çok yanlış yapılan sorular arasında. Bakın, çok yanlış yapılan sorular arasında. Ben mesela Instagram Nedim Şeker Akademi'de bu soruyu defalarca paylaşmama rağmen her seferinde yanlış yapılıyor. Bakın, her seferinde yanlış yapılan sorular arasında. Onun için lütfen siz de dikkat edin. Bu soruya dikkat edin. Park etme bilgi işareti, bakın. Park etme bilgi işareti. Şimdi biz neye bakacağız? İşarete, değil mi? İşaretimiz nedir? Şurada bakın, sağ tarafta. Bakın şöyle, park etme bilgi işareti. Aracımızın duruş pozisyonuna bakıyor musun? Şöyle çizdim. Şimdi buna göre park edeceksiniz, değil mi? Bakın, buna göre park edeceksiniz. Şimdi yanlış park edeni soruyor bize. Bakın şöyle diyelim, bakın. Yanlış park eden hangisidir? Yanlış park eden hangisidir? Dikkat edin. Hemen şurada devamlı bir çizgi var. Bakın, çizgi çiziyorum şöyle, bakın. Şöyle geldim, bak. Arabanın arkası gitti. Arabanın önü gitti. Bakın. Gördünüz mü? Hocam ne demek? Demek ki bir numara yanlış. İki numara yanlış.
kere çizgiyi aşmaması gerekiyor ve duruşları da yanlış. Bakın şu işaretimiz şöyle olsaydı evet hocam diyecektiniz ki 1 ile 2. Bakın 1 ile 2. Düzgün park etmiş diyemezsiniz eğer çizgiyi aşsaydı. Bakın burada zaten çizginin dışında. Onun için 1 ile 2 kesinlikle yanlış park etmiş. Doğru park eden burada sadece ve sadece 3 numara. Gördünüz mü? Bakın 3 numara. 3 numara arkadaşlar. Bakın 3 numara doğru park etmiştir. 1 ile 2 yanlış park etmiştir. Bu soruya da lütfen dikkat edin. Bu soruda çok çok yanlış yapılan sorular arasında özellikle aldım bu soruyu da bu yayına özellikle aldım. Çünkü arkadaşlarımız tarafından yanlış yapılan sorulardan birisi de bu soru. Bakın bu soru. Çok çok dikkat etmek lazım. Çok basit sorulardan arkadaşlar düşük notlar alabiliyoruz bazen. Onun için bunlara dikkat edin. Yani sizin için çok basit olabilir soru ama dikkat etmediğimiz zaman maalesef yanlış çözebiliyoruz. Hemen geçelim 20. soruya. Bakın 20. soru geldi. Yapısı itibariyle sürücü dahil en fazla 9 oturma yeri olan ve insan taşımak için imal edilmiş bulunan motorlu taşıta ne ad verilir? A otobüs, B otomobil, C kamyon, D kamyonet. Evet. En fazla 9 oturma yeri olan. Bakın en fazla 9 oturma yeri olan araç hangisidir? Derslere gelenler bu soruyu da eminim ki nedir? Çok iyi biliyor. Değil mi? Mesela değil mi? Evet. Derslere gelenler 9 oturma yeri mi olur hocam? Demişlerdir bize. Bir kere otobüs değil arkadaşlar. Bakın onu söyleyeyim size. Bakın otobüs diyenler varsa tekrar düşünsünler. Evet Esra şaşırmıştın. Böyle bir şey olur mu hocam diye söylemiştin de. Ama değil mi? Otobüs diyenler bakın otobüs diyenler kesinlikle değil. Cevap bir kere otobüs değil. Kamyon kamyonet zaten olamaz. Değil mi? O zaman değil mi Selen? Otomobil diyorsun. Evet otomobil. Evet tebrik ederim. Otomobil değil mi? Sürücü dahil 9 oturma yeri olan motorlu taşıda biz ne diyoruz? Otomobil diyoruz. Otobüs kaç kişiydi? 1 artı şöyle yapalım. Hem tekrar olsun konuları tekrar ederek gidelim. Bakın 1 artı 9. 1 artı evet, 1 artı 16. Değil mi? 17 koltuklu olan araçlar hangisidir? Otobüs. 18. Dokuz kişi sığmıyor Orhan. Bak dokuz kişi sığmıyor. Normalde dokuz kişi değil. Şunu demek istiyoruz. Sürücü dahil bak sürücü dahil dokuz oturma yeri olan bak dokuz oturma yeri olan motorlu taşıta biz ne diyoruz? Otomobil diyoruz. Evet. Sürücü dahil. Bak. Sürücü dahil 9 oturma yeri olan. Tamam bekliyorum. Selen. Hadi bakalım. Bu soruları gerçek manada hepsine doğru verenler eminim ki 100 alacak. Anlaştık mı Orhan? Koltuk sayısı 9'a kadar olan tüm araçlarımız otomobil sınıfına giriyor. Sürücü dahil, bak sürücü dahil 17 koltuklu olan araçlarımızda neye giriyor? Tabii ki
Otobüse giriyor değil mi? Otobüse girer. Otobüs, evet, sürücü dahil 17, 17'yi aşmayan otobüslere, bakın 17'yi aşmayanlara pardon minibüs diyoruz. Minibüs. Minibüs diyoruz. 17 artı yukarı. Bak şöyle diyelim size. Burayı yanlış söyledik. Bak beni de şaşırttınız. Şöyle diyelim. Bak 1 artı 17, 18 koltuklu aracımız otobüs. 1 artı 17 koltuklu, 16 koltuklu aracımız da nedir? Minibüstür. Evet, minibüs. Evet, beni de şaşırttınız. Evet, tamam. Evet, geçelim mi? Geçelim. Kamyon 3,5 tondan fazla yük taşır. Kamyonette 3,5 tondan az yük taşıyor bildiğiniz gibi. Geçelim 21'e. Kavşaklara yaklaşırken tabii ki bu arada şekillere bakıyorsunuz. Evet. Yol üzerine çizilmiş şekildeki oklar sürücülere neyi bildirir? Sürücülere neyi bildirir? A. Hızın artırılması gerektiğini. B. Sağa ve sola dönülemeyeceğini. C. Seyir yönüne uygun şeridin kullanılması gerektiğini. D. Durma, duraklama ve park etmenin yasaklanmış olduğunu. Oklar sürücülere neyi bildiriyor diye sormuşlar bakın. Bu soruyu da genelde yanlış yapanlar çok fazla arkadaşlar. Ya bu soruda çok yanlış yapılıyor. Nedense anlamadım. Evet. Çok yanlış yapılan sorular arasında. Evet, yeni gelen arkadaşlarımız var. Hoş geldiniz. Tabii ki arkadaşlar şu anda yayında olan, canlı yayında olan herkes sorulara cevap versin. Birazdan şu anda trafik sorularını çözüyoruz. Birazdan ilk yardım ve motor sorularını da çözeceğiz. Trafik adabı soruları var. Tüm sorulara düzgün, yanlış ya da doğru hiç önemli değil. Ne çıkarsa çıksın. Hiç önemli değil. Burada biz önemli olan nedir? Sorunun doğru cevabını öğrenmek, değil mi? Daha önce atmış olduğum videoları mutlaka izleyin arkadaşlar. Yeni attığımız videolar var. Birebir banko sınav soruları. Onları da mutlaka çözün. Sınavlarınızda eminim ki birebir bu soruları göreceksiniz. Evet. Cevabımız nedir? Oklar. Oklar size neyi bildiriyor? Oklar size neyi bildiriyor? Seyir yönüne uygun şeridin kullanılması gerektiğini, değil mi? Cevabımız tabii ki hocam Ceyhan seçeneği diyorsunuz, değil mi? Sağ mecburi yön, ileri mecburi yön, ileri ve sola mecburi yön, yön okları bize nedir? Bildirilmiş. Evet, bildirilmiş. Tebrik ederim. Ceyhan seçeneği diyenleri %99 herkes Ceyhan seçeneği dedi. Fakat bir kişinin Bursa seçeneği dediğini görüyorum. Bursa seçeneği. Sağ ve sola dönülemeyeceğini. Evet, geçelim. Hemen 22. Şekildeki bölünmüş karayolunda 3 numaralı araç sürücüsünün azami en yüksek hızı saatte kaç kilometredir? A 30, B 50, C 70, D 90. Evet. Şimdi dikkat ederseniz bu soru da sizin için yine çok çok kolay, değil mi? Yola çizilmiş bir ne var? 3 nol aracın önünde 70 rakamını koymuşlar. Bakın 70 en yüksek hız nedir diyor. Bakın en yüksek hız nedir? Tabii ki hocam 70'tir. Azami hızımız 70. Ceyhan seçeneği doğru cevap. Evet Hatice, yurdoku Denizli daha sonra değiştirdin. Hadi bakalım. Tamam gördüm. Hemen geçelim 23'e. 23. Geceleyin görüşün yeterli olmadığı kavşağa yaklaşan sürücü gelişini nasıl haber vermelidir? Birkaç defa selektör yaparak, acil uyarı ışıklarını yakarak, birkaç defa korna çalarak,
dönüş ışıklarını yakarak. Önemli değil Hatice. Evet. Şimdi geceliğin görüşün yeterli olmadığı kavşağa yaklaşıyorsunuz. Gelişinizi nasıl haber verirsiniz? Gelişinizi nasıl haber verirsiniz? Evet, kavşağa girdiğinizde tabii ki hocam birkaç defa selektör yaparak gelişimizi haber veririz değil mi? Cevabımız Adana seçeneği. Tebrikler. 24. soruya geldik. 24. sorumuzda yine bu sorunun animasyonlu bir sınav sorusu olduğunu da düşünelim. Animasyonlu olarak da gelebilir. Bu soru hareket halinde, yaya hareket halinde, araçta hareket halinde sağa dönüş yapıyor. Şekildeki gibi sağa dönüş sırasında aşağıdakilerden hangisinin yapılması yanlıştır? Bakın yanlıştır. A. Dönülen karayolunun gidiş şeridine girilmesi. B. Karşıya geçen yayalara yol verilmesi. C. Geniş kavisle dönülmesi. D. Dar kavisle dönülmesi. Sağ döneceksiniz. Yani siz araçtasınız ve seyir halinde gidiyorsunuz ve sağa dönüş yapacaksınız. Sağa dönüş yapacaksınız. Burada neyi yaparsanız yanlış yaparsınız diyor. Evet, geniş kavisle dönülmesini değil mi? Geniş kavisle. Bildiğiniz gibi sağ dar değil mi? Sağ dar kavisle. Bakın sağ dar kavisle. Sola da geniş kavisle dönüleceğini biliyorsunuz. Burada Ceyhan seçeneği. Evet, Ceyhan seçeneği doğru cevap. Evet, Ayşenur. Burada bize neyi sormuş? Sağ dönüş sırasında ne yaparsanız yanlış yaparsınız diyor. Ne yaparsanız yanlış yaparsınız. Geniş kavisle dönerseniz, sağa dönerken geniş kavisle dönerseniz yanlış yaparız değil mi? Yanlış yaparız. Evet, burada Ceyhan seçeneği doğru cevap. Evet, geçelim hemen 25'e. Bakalım hangi soru geldi. Evet, 25. sorumuzda bakın geldi. 25. sorumuz diyor ki kamyon, kamyonet ve romorklarda yükle birlikte yolcu taşınırken evet yukarıda verilenlerden hangilerinin yapılması zorunludur? 1. Yüklerin üzerine yolcu bindirilmesi. 2. Kasanın yan ve arka kapaklarının kapalı olması. 3. Yüklerin sağlam olarak yerleştirilmiş ve bağlanmış olması. Evet, burada bize neyi vermiş? Hangilerinin yapılması doğrudur, zorunludur. Bakın hangilerinin yapılması doğrudur, zorunludur diyor. Eminim ki bu soruya da doğru cevap hepimiz vereceğiz. Ceyhan seçeneği diyorsunuz. Kasanın yan ve arka kapaklarının kapalı olması, yüklerin sağlam olarak yerleştirilmiş olması. Tebrik ederiz. Yüklerin üzerine yolcu bindirilmesi kesinlikle nedir? Yasaktır. Ceyhan seçeneği doğru. Yıldızlı sınav sorularından hemen geçelim 26'ya. Şekildeki numaralanmış şeritlerden hangisi otoyollardan ayrılmak isteyen araçlar içindir? Otoyollardan ayrılmak isteyen yani çıkış 1, 2, 3, 4. Otoyola girerken, otoyoldan çıkarken hangi şeritler kullanılır? Otoyollarda asgari ve azami hızımız nedir? Asgari hızımız 40, azami hızımız 130'du biliyorsunuz. Evet. Otoyoldan ayrılmak isteyen, otoyoldan çıkmak isteyen bir sürücü hangi yerden ayrılacak? Evet, hangi şeritten? Evet, dikkat edin. Otoyola girerken
hızlı giriyoruz, çıkarken yavaş çıkıyoruz değil mi? Şuradan bir nolu şerit otoyoldan ayrılma şerididir. Yani cevabımız Adana seçeneği. Otoyola girerken de, bakın otoyola girerken de, şöyle yapalım, bakın otoyola girerken de 4 nolu şeritten giriyoruz, hızlanma şeridi. Otoyola girerken hızlanma şeridi, çıkarken ayrılma şeridi değil mi? Yavaşlama şeridinden de çıkıyoruz. Yani otoyola girerken hızlı giriyoruz, otoyoldan çıkarken de yavaş çıkıyoruz. Evet. Evet, geçelim. 27. Bakın yine bir kontrolsüz kavşak geldi Esra. Hadi bakalım Esra, bu soru senin. Bakalım anladın mı konuyu, anlamadın mı? Şimdi görelim, bu soru sana geldi. Şekilde görülen kontrolsüz kavşakta ilk geçiş hakkını hangi araç kullanmalıdır? Otobüs, traktör, otomobil, iş makinesi. Haydi bakalım, eyvah. İlk geçiş hakkını hangi araç kullanmalıdır? Otobüs, traktör, otomobil, iş makinesi. Az önce anlattım. Bir de şunu söyleyeyim sizlere. Bu çok önemli. Bunu da bir yere not alın. Kontrolsüz kavşakla ilgili kuralımız şu. İş makinesi, lastik tekerlekli traktör varsa bunlar diğer motorlu araçlara yol verir. Lastik tekerlekli traktör, iş makinesi diğer motorlu araçlara yol verir. Dönüş yapan araçlar en son geçecekti. Yani buradaki kuralımıza göre bakın. Şimdi iş makinesi bak bekleyecek. Traktör bekleyecek. Dönüş yapan otomobil bekleyecek. Hangisi geçecek? Otobüs geçecek değil mi? Otobüs geçecek. Ve cevabımız Adana seçeneği. Esra ne dedi? A dedim hocam. Tebrik ediyorum. Evet. Esra tebrikler. Harika. Şimdi Satı, Orhan, Esra, Hatice, Adana seçeneği dediniz. Tebrikler. Otobüs ilk geçer. Kuralımız var. Bakın bu kontrolsüz kavşak konusunu detaylı bir şekilde anlattık. Kontrolsüz, motorsuz araçlar motorlu araçlara yol verir. İş makinesi, lastik tekerlekli traktörler diğer motorlu araçlara yol verir. Levha olmadığı müddetçe, bakın lastik tekerlekli traktörün önünde ana yol işareti olduğu zaman karıştırmayalım. Tamam mı? Bakın ona da dikkat edin. Hemen geçelim 28'e. 28'in soru yine bir, bakın bölünmüş bir karayolundan gelmiş. Şekle göre hangi numaralı araçların bulundukları şeridi sürekli olarak işgal etmeleri yasaktır? 1 ile 2'yi, 1 ile 3'ü, 2 ile 3'ü ve 3 ile 4'ü şeklinde verilmiş. Evet, hangisidir? Evet, burada da çok şeritli karayollarında sol şeritler değil mi? Sol şeritler sürekli olarak işgal edilmez. Yani burada hangisi? 3 numara. Karşıda yine 2 numara. 2 ve 3 nolu şeritler nedir? İşgal edilmesi yasak olan şeritlerdir. Cevabımız Ceyhan seçeneği. Yine çok çok önemli sorulardan. Evet, yine çok çok önemli sorular arasında cevap Ceyhan seçeneğidir. Doğru cevap. Hemen geçelim 29'a. 29'un soru geldi.
Manevra yapacak sürücü aşağıdakilerden hangisini yapmalıdır? A. Ön, arka ve yanlardaki trafiği kontrol etmeli. B. İşaret verdiği anda manevraya başlamalı. C. Manevraya başladıktan sonra işaret vermeli. D. Manevra bitmeden önce işaret vermeyi sona erdirmelidir. Manevra yapacak sürücü ne yapmalı? Manevra neydi? Manevra. Manevra nedir? Manevra. Evet. Sağa sola dönüş. Çok güzel. Tebrikler. Manevra. Sağa sola, değil mi? Düz gitmek de bir manevradır. Direksiyonla oynamamak da bir manevradır, değil mi? Manevra. Ön, arka ve yanlardaki trafiği kontrol etmek, değil mi? Ön, arka ve yanlardaki trafiği kontrol etmek bir nedir? Manevradır. Cevabımız tabii ki Adana seçeneği. Doğru cevap. Yıldızlı soru. Bu soruyu da sık sık yanlış yapanlar çok fazla. Evet. Esra, yeni bir kavşak sorusuyla yine karşı karşıyayız. Hadi bakalım. Şekle göre aşağıdakilerden hangisi doğrudur? Bak, hangisi doğrudur? A. Bir numara aracın öncelikle geçmesi. B. Bir numara aracın hızını artırarak kavşağa girmesi. C. Üç numaralı aracın iki numara aracın ikaz ederek durdurması. D. Bir numara aracın iki ve üç numara araçların geçmesini beklemesi. Hangi numarayı okuyamıyorsun? Bak şuradaki, şimdi şuradaki bir numara. Karşıda şöyle yazalım. Şurası 1. Bak şurası 1. Şurası 3. Şu da 2. Tabii dönemler bekler diyorsun. Doğru diyorsun. Ama tabii burada dikkat edersen ana yol, tali yol işaretleri var. Öncelikle ana yol, tali yol işaretlerine ne yapacaksınız? Dikkat edeceksiniz. Evet, dikkat edeceksiniz. O çok önemli. Değil mi? Evet, Denizli seçeneği diyorsunuz. Tebrik ederim, harikasınız. Bir numaralı aracın, bakın bir numaralı aracın neden? Hocam, tali yolda olduğu için diyorsunuz. Bakın yakaladınız, tebrik ederim. Burada, tali yolda olduğu için... İki düz gidene önce yol verecek, sonra da dönüş yapan üç nolu araca yol verecek. Denizli seçeneği doğru cevap. Evet, tebrikler. Harikasınız. Evet. Evet, geçelim hemen. Üç tane de yine trafik adabı sorusu var. Ailesiyle birlikte yolculuk yapan bir sürücü aracın hız limitlerini aşarak sürdüğünde ailesinin hayatını da tehlikeye atmış olacaktır. Bu sürücü hız ihlalinden kaynaklanan olası bir kazada sevdiklerinin canını riske atmakla trafikte aşağıdaki değerlerden hangisini yerine getirmemiş olur? Hırçınlık, bencillik, sorumluluk, hoşnutsuzluk. Bu sorular zaten sizin için çok basit sorular. Çok böyle hemen görür görmez işaretleyeceğiniz sorular. Püf noktalarını da söylemiştik. 3 tane olumsuz, 1 tane olumlu varsa direkt işaretleyin, geçin demiştik, değil mi? Hemen burada cevabımızın sorumluluk olduğunu görüyorsunuz. Evet, bakın sorumluluk olduğunu görüyorsunuz. Ceyhan seçeneği. 32. Geçirmekte olan araç sürücüsünün yavaşlayıp geçme yapan araca kolaylık sağlaması durumu trafikte aşağıdaki değerlerden hangisiyle ifade edilir? Bencillik, inatlaşmak, diğergamlık,
Sorumsuzluk. Evet. Aynı şekilde yine nedir? Diğer gamlık değil mi? Diğer gamlıktır. Ceyhan seçeneği. Yine 3 tane olumsuz cevap var. Hemen geçelim. Zaten bunlar sınav soruları Hatice. Yani birebir sınav sorularınız. Belki sınavda bile bunlardan daha kolay çıkacak. Diyorsunuz. Evet. Bunlardan daha kolay çıkabilir. Onun için sadece dikkatiniz çok önemli. Ters yönden gelen bir sürücüye bu sokak tek yönlü. Herhalde siz girişteki levhayı görmediniz. Lütfen daha dikkatli olun diyen bir sürücü trafikte aşağıdaki değerlerden hangisine uygun davranmıştır? A. İnatlaşmaya, B. Aşırı tepki göstermeye, B. Kaba ve saldırgan davranmaya, D. Trafik kültüründe birbirini uyarmaya. Evet. Nedir? Şimdi motor sorularına geliyoruz arkadaşlar. Bu sorudan sonra eminim ki motor soruları geliyor. Orada biraz daha dikkat edelim. Şimdi trafik soruları bitti. Trafik ve trafik adabı soruları bitiyor ve motor sorularına geliyoruz. Denizli seçeneği diyorsunuz, değil mi? Denizli seçeneği diyorsunuz. Evet, harikasınız. Hemen geçelim. Hemen geçelim. Birinci soru, yani 34. soru motor sorularına başlıyoruz. Birbiri üzerinde hareket eden motor parçalarının doğrudan doğruya temas etmelerini önleyerek aşınmadan uzun süre ve verimli çalışmasını sağlayan sistem aşağıdakilerden hangisidir? A. Şarj sistemi, B. Yağlama sistemi, C. Marş sistemi, D. Ateşleme sistemi. Sorunun içerisinde cevabı da var zaten. Değil mi? Direkt otomatik çıktı. Araç tekniği motor soruları trafikten daha kolay. Onu size söyleyeyim. Hem trafikten kolay. İlk yardım soruları da yine öyle. Hemen yağlama sistemi olduğunu bakın hepiniz söylüyorsunuz. Bursa seçeneği doğru cevap. Hemen geçelim. 35. 35. sormuş şöyle. Aşağıdakilerden hangisi buji ile ateşlemeli motorların yakıtıdır? A. Benzin. B. Motorin. C. Antiferit. D. Gaz yağı. Evet, bize neyi sormuş? Buji ile ateşlemeli motorların yakıtı hangisidir? Benzin, motorin, antifriz, gaz yağı. Yani hangisidir? Adana seçeneği diyorsunuz. Harika. Evet. Cevabımız Adana. Geçtik. 36. Aşağıdakilerden hangisi aracı istenilen yöne sevk eder? Marş sistemi, yağlama sistemi, direksiyon sistemi, aydınlatma sistemi. Aracı istenilen yöne sevk eder. İstediğiniz yöne. Tabii ki direksiyon sistemi değil mi? Direksiyon ön düzen sistemi. Evet, ön düzen sistemidir. Direksiyonu istenilen yöne sevk eden sistem. 37'ye geçtik. Tebrik ederim. Aracın gösterge panelinde yandaki ikaz ışıklarından hangisinin yanıyor olması araç yakıtının bitmek üzere olduğunu bildirir. Bu da yakıtın bitmek üzere olduğunu bildiren göstergeyi sormuşlar bize. Yakıtın bitmek üzere olduğunu.
Dikkat ederseniz bakın Bursa'da akü, Ceyhan'da yağ, Denizli'de de hararet göstergesini göstermiş. Bursa, Denizli, Ceyhan gördüğümüzde aracımızı derhal durdurmamız gerektiğini ama Adana'da verilen aracın yakıtının bitmek üzere olduğunu bildiriyor. Bakın Adana seçeneği doğru cevap. 30 ile 50 kilometre daha yol alır diye bize nedir? İşaret bildiriyor. Hemen geçelim 38'e. Hocam 38. Motoru çalıştırırken uzun süre ve sıkça marş yapılması aşağıdakilerden hangisinin ömrünü kısaltır? A. Alternatörün. B. Far ampulünün. C. Marş motorunun. D. Endüksiyon bobinin. Arkadaşlar, bakın canlı yayın yapıyoruz. İnanır mısınız? Bakın zor şartlarda yayın yapıyoruz. Ona rağmen nedense arkadaşlarımız ehliyete oturup da izleyemiyorlar ya da izlemek istemiyorlar. Neden anlamadım. Ondan sonra hocam sınavda kaldık diyenler çok fazla sınava giriyorlar. Kaldık hocam diye bakın biz bu canlı yayınları sizler için yapıyoruz. Sizlere faydası olsun diye yapıyoruz. Ama böyle çok kişinin az gelen, az kişi olduğu zaman, talep az olduğu zaman insanın inan ki morali bozuluyor yani. Evet, bakın marş motoru değil mi? Marş motorunun ömrünü kısaltır. Cevap Ceyhan seçeneği. 39. soruya geçtik. Evet 39. soru. Banka sorulardan, özellikle söyleyeyim size bu soruda banka sorulardan. Aşağıdakilerden hangisi diferansiyelin görevlerindendir? Bakın diferansiyelin görevlerindendir. A. Motora ilk hareketi vermek. B. Motorun durmasını sağlamak. C. Motorun rölantide çalışmasını sağlamak. D. Vites kutusundan gelen hareketi akslara iletmek. Başarılar diliyorum Hatice, Esra. Bizler inan ki sizlerin sınavlardan sonra yüksek notlar almasını istiyoruz. Özellikle çok çok yüksek notlar, 90 ve üzeri notlar almasını istiyoruz. O zaman mutlu oluyorum. Sonuçlarınızı da bekliyorum mutlaka. Sınav sonuçlarınızı mutlaka bu videonun altına atın lütfen. 5 yıldızlı gurur tablomuza sizlerin ismini de alalım, okuyalım. Dikkat ederseniz diferansiyelin görevi nedir? Diferansiyelin görevi. Burada. Şaftın görevi nedir? Vites kutusundan aldığı hareketi diferansiyele iletmek. Diferansiyelin görevini yani bakın burada. Vites kutusundan yani şaftan aldığı hareketi nereye? Aksar kanalıyla tekerleklere iletiyor. Burada da yine bakın vites kutusundan gelen hareketi nereye? Akslara iletir. Cevabımız Denizli seçeneğidir. Şimdi size şu bakın soru işaretinin olduğu yere ne gelir diye sorsalar hemen aks diyeceğiz değil mi? Aks. Aksın görevi nedir? Diferansiyelden aldığı hareketi tekerleklere ileten güç aktarma organıdır. Bunu da unutmayın. Bu da önemli. Evet. Sınavda bu sorulardan gelir. Bakın mesela diferansiyelin olduğu yere soru işareti koyabilirler. Şaftın olduğu yere soru işareti koyabilirler. Bunlara dikkat edin lütfen. Evet, hemen 40. soruya geldik. Lastiklerden gelmiş ve gelir. Araç lastiklerinin yetersiz şişirilmesi aşağıdakilerden hangisine neden olur? A. Radyatör peteklerinin tıkanmasına. B. Şarj lambasının yanmasına. C. Yakıt tüketiminin artmasına. D. El freninin arızalanmasına. Evet bakın lastik aracımızın lastiklerinin yetersiz şişirilmesinin neye neden oluyor? Burada verilenlere göre neye neden oluyor? Tabii ki yakıt tüketiminin artmasına neden olur cevap. Ceyhan seçeneği diyorsunuz, tebrik ederiz. Diğer sorumuz 41.
Yandakilerden yani aşağıdakilerden hangisi araçlarda gücün kaynağıdır demiş. Bakın burada bize şunu sormuş arkadaşlar. Burada bu soruda bir yanlışlık var herhalde. Şu sormuş şurada. Bakın. Aracın gösterge panelinde bulunan şekildeki gösterge süreceği neyi bildirir? Yani şunu sormuş. Bakın şöyle sağ tarafta göstergeyi soruyor. Kartedeki yağ miktarını, depodaki yakıt miktarını, soğutma suyu sıcaklığını, radyatördeki su seviyesini. Evet. Evet. Şuraları görmeyin. Evet. Aracın gösterge panelinde bulunan şekildeki gösterge süreceği neyi bildirir? Neyi bildirir? Soğutma suyu değil mi? Aracın hararet yapabileceğini bize bildiriyor. Böyle bir göstergeyi gördüğümüzde derhal aracımızı ne yapmamız gerekiyor? Durdurmamız gerekiyor. Evet. Artık ilk yardım sorularına geçtik arkadaşlar. İlk yardımın ABC'si olarak kabul edilen uygulamalardan B neyi ifade etmektedir? B neyi ifade eder? A kanamanın durdurulması, B dolaşımın değerlendirilmesi, C solunum yolunun değerlendirilmesi, D hava yolunun açıklığının değerlendirilmesi. ABC'yi çok iyi bileceğiz. ABC'den de mutlaka soru geliyor ilk yardımdan bildiğiniz gibi. Bak hızlı bir şekilde geçtik 42'ye geldik. B neyi ifade eder diyor. Bakın B neyi ifade eder? A A'yı söylerim hava yolunu değil mi? A hava yolu açıklığının değerlendirilmesi. B solunum yolunun değerlendirilmesidir. Burada bakın Ceyhan seçeneğidir. C de dolaşımın değerlendirilmesidir. Evet. Zübeyde hoş geldin. Bak buradan mutlaka sınavda soru geliyor. İlk yardımın ABC'sinden ABC A hava yolu, B solunum, C dolaşım. Evet. Bunları da mutlaka bilin. Cevabımız tabii ki Ceyhan seçeneği. Evet, Ceyhan seçeneğidir. Geçelim 43. soruya. Evet, 43. sorumuza geçtik arkadaşlar. Aşağıdakilerden hangisi kaza sonuçlarının ağırlaşmasını önlemek için olay yerinin değerlendirilmesi işlemini kapsar? A. Koruma, B. Bildirme, C. Kurtarma, D. Tedavi etme. Evet. Kaza sonuçlarının ağırlaşmasını, bakın, kaza sonuçlarının ağırlaşmasını değil mi? Önlemek. Önlemek için olay yerinin değerlendirilmesi işlemini hangisi kapsar diyor. Hangisi kapsar? Koruma, bildirme, kurtarma, tedavi. Bu soru da sınavda sık sık geliyor. Bu soruyu da yanlış yapıyoruz maalesef. Bu soruda da size şöyle bir açıklamada bulunayım. Kaza sonuçlarının ağırlaşmasını önlemek için hatta sınıfta ben detaylı bir şekilde size örnek vererek bu soruyu anlattım. Dersime gelen arkadaşlar bu sorunun otoyoldaki olan kazayı anlattım bu soruyla ilgili. Öncelikle yapmanız gereken, değil mi? Yapmanız gereken olay Ceyhan seçeneği değil. Yani kurtarma değildir, değil mi? Kurtarma değil.
Nedir? Koruma altına almak değil mi? Cevabımız Adana seçeneğidir. Koruma altına alacağız. Orada ikinci bir kaza olmasını ne yapmamız gerekiyor? Önlememiz gerekir. Cevap Adana seçeneğidir. Koruma altına alacağız. 112'ye bildireceğiz. Sonra da ilk yardımda ABC'ye geçeceğiz. Yani kurtarmaya geçeceğiz. Bilginiz olsun. Tedavi etmek bizim işimiz değildir. İlk yardımcının işi değildir. Doktorların işidir, değil mi? Evet. 44'e geldik. Bakın, bir el alna, diğer elin iki parmağı çene kemiğinin üzerine yerleştirilir. Alından bastırılıp çeneden kaldırılır. Baş geriye doğru itilir. Uygulama basamakları verilen ve kazazedenin hava yolunu açmak için yapılan, kullanılan pozisyon hangisidir? A. Şok. B. Yarı oturuş. C. Baş geri çene yukarı. D. Yarı yüzü koyun yan yatış. Bakın burada da ben yine bu soruya şekil koydum ki şeklini de sorabilirler. Şeklini de sorabiliyorlar. Özellikle dikkat edin diye. Evet arkadaşlar, bu arada yayınımızı da beğenin. Kaç kişi izliyorsa şu anda tam ben şeyi göremiyorum. Kaç kişinin izlediğini ama yayını da beğenelim. Ki ne kadar çok beğeni YouTube tarafından başka arkadaşlara videomuzun aktarılması, önerilmesi demek. Mesaj atın, beğenin, arkadaşlarınıza önerin kanalımızı. Biraz kanal büyüsün arkadaşlar. Nedim Şeker Akademi kadar büyüsün, değil mi? Ehliyet alıyorum kanalı da. Nedim Şeker Akademi'ye de bu arada abone olun. Instagram hesabımızdan da bizi takip ederseniz, Instagram hesabında da sorular paylaştım. Onları da mutlaka izleyin. Evet. Ceyhan seçeneği değil mi? Baş, çene yukarı. Evet. Baş, geri, çene yukarı. Nedir? Baş, çene pozisyonu. Şeklimizde gördüğümüz gibi. Evet. Baş, çene pozisyonu. Evet. Ceyhan seçeneği doğru cevap. Harika gidiyorsunuz. Evet. Sabırla İzlemeye devam ediyorsunuz. Son 5 soruya geldik. Bilinç kaybının en ileri durumu koma hali olarak bilinir. Buna göre aşağıdakilerden hangisi koma hali belirtilerindendir? Öksürmek, yutkunmak, idrar kaçırmak, sesli dürtülere tepki vermek. Evet. Bakın bu soruda sık sık sınavlarda sorulan sorularda. Bu soruda sık sık soruluyor. Koma ile ilgili yine bir şeklimiz var. Tabii ki onu da aldık herhalde. İnşallah almışızdır. Koma ile ilgili o soru da sık sık sınavda geliyor. Birazdan herhalde gelecek. Burada cevabımız nedir? Cevabımız Ceyhan seçeneği diyorsunuz, değil mi? Ceyhan seçeneği diyorsunuz. Evet. İdrar kaçırmak. Koma halini belirtilerindendir. 46'ya geçelim. 46 banko sorulardan yine. Resimde uygulaması gösterilen ve kazazedenin omur iliğine zarar verilmeden araçtan çıkarılmasında kullanılan tekniğe ne ad verilir? A. itfaiyeci yöntemi. B. Rentek manevrası. C. Sürükleme yöntemi. D. Hemlik manevrası. Ya bu Hatice, o pozisyonların hepsi ilk yardım konusunda anlattım ben detaylı bir şekilde. İlk yardımla ilgili konuyu şöyle bir göz gezdirirsen bütün yöntemlerimiz orada anlatıldı. Sara nöbeti, hepsi var. Şok pozisyonu, değil mi? Omuzda taşıma, rentek manevrası, itfaiyeci yöntemi, sürükleme, hemlik, hepsini anlattık detaylı bir şekilde.
ilk yardım konusunu detaylı bir şekilde çözebilirsiniz tekrar. Bakabilirsiniz. Evet, burada nedir? 46. sorunun doğru cevabı. Bursa seçeneği diyorsunuz. Rentek manevrası. Evet, rentek manevrası. İtfaiyeci yöntem omuzda taşıma yöntemidir. Hasta yaralının omuriliğine zarar vermeden araçtan çıkarma yöntemimiz nedir? Rentek manevrası ve yıldızlı sorular arasında hemen 47'ye geçelim. 47. soru şöyle. Solunum yolu yabancı bir cisimle tıkanmış olan kazazede öksürüyor, nefes alabiliyor ve konuşabiliyorsa bu kazazede de aşağıdakilerden hangisinin olduğu düşünülür? A. Koma. B. Kısmi tıkanma. C. Tam tıkanma. D. Solunum durması. Evet. Bak. Bize sorulan soru açık ve net. Kazazede öksürüyor, nefes alıyor, konuşabiliyor. Bu hangi kazazede bunları yapabilir? Koma halindeki, kısmi tıkanma halindeki, tam tıkanma, solunum durması. Evet. Kısmi tıkanma yaşayan, değil mi? Kısmi tıkanma yaşayan bir kişi konuşabilir, öksürebilir, nefes alabilir. Ama tam tıkanma yaşayan bir kişi kesinlikle öksüremez, nefes alamaz, konuşamaz, ellerini boynuna götürür, beni kurtarın der. Değil mi? Evet. Cevabımız Bursa seçeneğidir. Tebrikler. 48 gelsin. Evet, işte 48. sorumuz da geldi. Koma hali, değil mi? Görseldeki pozisyon hangi durumdaki yaralıya uygulanır? A. Bilinci kapalı, solunum ve nabzı olan ve bacak bölgesinde deri ve kemik bütünlüğü bozulmuş olan. C. Karın bölgesinde delici cisim bulunan. D. Kulak ve burun kanaması olan. Bu soruda bakın, sınavlarda sık sık gelen sorular arasında şekil olarak da sorabilirler. Arkadaşlar şekil olarak da sorabilirler. Bu şeklimiz hangisidir diye sorabilirler. Koma pozisyonu. Pozisyonun adını sorarlar, değil mi? Koma pozisyonu. Evet, koma pozisyonudur. Pozisyonumuzun adı bilinci kapalı, solunumu ve nabzı olan, bakın nabzı olan yaralıya uygulanır. Bu pozisyonun adı da koma pozisyonudur. Evet, tabii ki. Tebrikler. Harikasınız. Harikasınız. Son sorulara geldik. Artık son iki soru. Aşağıdaki kazazedelerden hangisi kaza yerinden ilk önce taşınmalıdır diye bir soru gelmiş. A. Birinci derece yanığı olan. B. Solunum zorluğu çeken. C. Ayağında çıkık olan. D. Ölmüş olan. Bakın. Kaza yerinde ilk önce taşınması gereken hangisidir? İlk önce taşınması gereken hangisidir? İlk önce taşınması gereken solunum zorluğu çeken diyorsunuz, öyle mi? Solunum zorluğu çeken. Evet, yani Bursa seçeneği. Evet, Bursa seçeneğidir. Doğru cevap. Tebrik ediyorum hepinizi. Harikasınız. Ve son soru. Son sorumuz. Bayılan bir kazazedenin kusması varsa hangi pozisyonda tutulmalıdır? A. Baş geride yarı oturur. B. Sırt üstü yatış. C. Dik oturuş. D. Yan yatış. Son sorumuz arkadaşlar. Artık son soruya geldik. 50. soru. Biraz ayrıntıya girerek anlattım arkadaşlar. Kusura bakmayın. Hızlı bir şekilde de geçebilirdik.
bazı soruları anlaşılır şekilde anlatmaya çalıştık. İnşallah bu sorulardan birçoğu sınavda gelir. Diğer soruları da mutlaka ehliyet alıyorum ve Nedim Şeker Akademi'deki soruları, atmış olduğumuz soruları, konuları hepsini tekrarlayın. En son 3 tane yine 50'şer soru paylaştım. Onları mutlaka çözün. Onların da çok faydasını göreceksiniz. Evet, baştan sona çözün mutlaka. Son 50. sorumuzun doğru cevabı nedir? Evet arkadaşlar, yayınımızı beğenin lütfen. Yayınımızı beğenelim. Cevabında Denizli olduğunu söylüyorsunuz. Evet. Denizli seçeneği doğru cevap. Tebrikler. Yine yıldızlı sorular arasında. Evet arkadaşlar. Kanalımıza abone olup katılarak sizlere çıkacak banko ehliyet sorularını çözebilirsiniz. Arkadaşlar hepinize başarılar diliyorum. Sınavdan sonra mutlaka sonuçlarınızı bekliyoruz. Sonuçlarınızı bekliyoruz. Fırsatımız olursa yine kanala yeni sorular atacağım. Sınavınızdan önce mi olur, sonra mı olur? Tabii bilemiyorum. Sınavlarınız çünkü farklı farklı günlerde. Hepinize katıldığınız için ben teşekkür ediyorum. İnşallah faydamız olmuştur. İnşallah faydamız olmuştur. Arkadaşlar, kısa sürede sınavlarınız olacak. İşte ayın 10'unda, 11'inde, 12'sinde diye biliyorum ama onun için ben zaten bu yayını yaptım. Sizlere faydamız olsun diye. Hepinize bana katlandığınız için teşekkür ediyorum. Başarılar diliyorum. Sınav sonuçlarınızı bekliyorum. Atmış olduğumuz daha önceki tüm konu ve sorular çözerek sınavlarınızda yüksek notlar alabilirsiniz. Instagram hesabından da bizleri takip edin. Nedim Şeker Akademi'den, Ehliyet Alıyorum'dan, Nedim Şeker YouTube kanalından bizleri izleyerek yüksek notlar alabilirsiniz. Tekrar hepinize başarılar diliyorum. Yayınımızı kapatıyorum. Evet, hoşça kalın, kendinize iyi bakın.